size İstanbul'a bırakalım Duygu. Teşekkür ediyoruz Rahmi. Srebrenica 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam olarak nitelendiriliyor. Ve 8 binden fazla Boşnak o gece katledilmişti. Katliamda Hollandalı askerlerin ise payı büyük. İstanbul'da katliamda hayatını kaybedenler anıldı ve katliamda payı olanların da cezalandırılması istendi. Evanas, 11. jula 1995. godine u Srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle pune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenica soykırımının üzerinden geçen 22 yıla rağmen gündemdeki sıcaklığını koruyor. Toplanmamızın sebeplerinden bir tanesi son günlerde Cumhurbaşkanımızın özellikle dile getirdiği tekrar Srebrenica katliamı ve oradaki Hollanda'nın kirli rolü. Bu akşam hem tekrar bunu gündeme getirmek hem unutmamak hem unutmamak için böyle bir konferans düzenledik. Çünkü belki bir dar çevre içinde Srebrenica gözüküyor ama böyle katliamlar unutulduğu zaman bütün Müslümanların başına gelebilecek bir katliamdır. İstanbul'da Bosna Sancak Derneği Srebrenica katliamı konulu bir konferans düzenledi. Konferansta konuşan Balkan Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Gözde Kılıçyaşin, Hollanda askerlerinin sorumluluğundaki 8 binden fazla Müslüman Boşnak'ın nasıl Sırp askerleri tarafından katledildiğini anlattı. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler o dönemde Hollanda komutasında güvenli bölge ilan edilmiş ve Srebrenica'ya insanlar bu komutanlara ve Birleşmiş Milletler'e güvenerek sığınmışlardı. Sığındıkları zaman bütün ellerindeki silahlar alınmıştı ve bu insanların toplu bir şekilde öldürülecekleri bilinerek Mladic'e teslim edildiğini biliyoruz. Ve bu teslimden hemen önce de Hollandalı komutanla Mladic'in karşılıklı olarak kadeh tokuşturması, Mladic'in kahkahalar eşliğinde Hollandalı komutanı eşine götürmesi için bir şişe şarap hediye etmesi gibi görüntülerin de bugün hala hazırda sosyal medya hesaplarının ulaşılabiliyor olması insanlık vicdanına vurulan çok büyük bir darbedir.